Ben bugün özellikle sizde son zamanlarda çok yaygınlaştığını duyduğum vajina estetiğini konuşmak olur, istiyorum. Onun güzel. Dışında da erkeklerin de çok yoğun estetik yaptırdıklarını duyuyoruz. Artık dünya çok farklı yerlere gitmeye başladı. Çok enteresan. Hani benim diyen erkek ya da kendilerini yakıştıramadıkları halde bir zamanlar ne bileyim göbekten yağ aldırmak. En çok erkekler ne estetiği yaptırıyorlar mesela? Erkeklerde birinci sırayı burun estetiği oluyor. Burun tabii. Neredeyse kadınlarla başa baş gidiyor. Bu erkeklerde burun estetiği. Erkeğin burun estetik olduğu zaman. Ben hemen algılıyorum ve çok yani direkt ön yargıyla yaklaşıyorum. Burun estetiği olmuş erkeğe niye ben böyle bilmiyorum. Evet, ben çok de ön yargı var. Ben de bunu hissettim. Ama iyi bir şekilde yapıldığı takdirde artık hiçbir burun ameliyatı geçirmemiş izlenimi oluşturmak mümkün. Ama çok az mümkün oluyor. Ben görüyorum çünkü etrafta burun estetiği yap. Hiç öyle yani direkt gözüne çarpıyor insanın. Belli yani. Bu tamamen işçilikle ilgili olan bir şey. Siz kendinize güveniyorsunuz yani. Öyle, tabii ki. Son zamanlarda gerçekten en çok yapılan vajina estetiği niçin yaptırır bir hanım? Yani gerçekten problemi olduğu için mi? Yoksa görsel anlamda mı? Yoksa hani daraltmak ya da genişletmek anlamında mı? En çok ne amaçla yaptırılıyor? Şimdi her ikisi de var. Sizin bahsettiğiniz hem fonksiyonel anlamda vajinayı daraltmaya yönelik hem de kadın cinsel organının şeklindeki bozukluklara yönelik bir takım ameliyatlar yapılıyor. Bunlardan her ikisi de hem daraltmaya yönelik hem de gerekse estetiğe yönelik ameliyatlar hemen hemen eşit ağırlıkta. Şimdi daha daraltmaya yönelik ameliyatları daha ziyade çok sayıda normal yolla doğum yapmış olan kadınlar tercih ediyor. Tabii herkeste olmuyor bu. Vajinal yolla doğum yapıldığı takdirde biliyorsunuz vajina genişliyor doğum esnasında. Vajina etrafındaki kaslar o doğumu yaşadıktan sonra geriliyor, esniyor ve doğumdan sonra da eski sıkılığına ulaşamayabiliyor. Evet, bu yapıyla ilgili bir şey herhalde. Aslında hani 4-5 çocuk dünyaya getiren birçok insan hayatına gayet normal devam ediyor. Bu herhalde vücut yapısıyla ilgili. Herkesin geçerli değil herhalde. Elbette olmayabilir. Yani bunu standartize etmek mümkün değil. Ama böyle bir problemi olup da farkında olmayan insanların da olduğunu düşünüyorum. Peki sadece doğum amaçlı mı yoksa normalde şeklini beğenmek için mi gelenler oluyor? Ben bilmiyorum vajinanın şekli nasıl bozuk olur? Yani nasıl bir şeydir? Yok, vajinanın şekliyle ilgili bir problemden bahsetmiyoruz. Burada bir vajina daraltma zaten vajinanın şekliyle ilgili değil. Tamamen fonksiyonel. Vajina, daha çok vajinayı daraltmak amaçlı geliyorlar o zaman. Yani şekil olarak da ben duyuyorum hani memnun olmayanların şekil değişikliği içinde ameliyat olduklarını uyduruyor olabilirim. Evet. Yo, uydurmuyorsun. Son derece doğru. Evet. Son derece doğru. Ancak ben az önce sadece daraltmadan bahsetmiştim. Tabii bu daha ziyade bu estetiğe yönelik yapılan bir girişim değil. Bir insan niçin vajinasını daralttırır onu düşündüğümüz takdirde bu karşılıklı erkek ile olan ilişkide ortaya çıkıyor. Görsel anlamda yapılan bir ameliyat değil bu. Anladım. Erkeklerde ki başka size en enteresan gelen nelerini estetik yaptırıyorlar? Erkeklerde? Çok kaçıyorlar, söylemiyorlar bizlere ama. Erkeklerde az önce de ifade ettim. Burun ameliyatları birinci sırayı. O da bana çok mesela ilginç gelmedi. Olabilir. Gelmedi. İkinci sırada da saçlar geliyor. Erkeklerin en büyük problemlerinden bir tanesi saç dökülmesi. Saç dökülmesi. Erkeklerde ikinci sırayı herhalde saç kayıplarından oluşan telafiye yönelik çözüm arayışları oluşturuyor. Erkeklerin diğer bir problemi de göbek. Göbeklerinin büyümesi, göbeklerinin büyümesi yağ problemini ortaya çıkıyor. Şişmanlık, gerçi biz bunların tedavisini yapmıyoruz tabii şişmanlık tedavisini ama en azından birikmiş olan yağları alaraktan vücut hatlarını mümkün olduğunca normal konturlara da getirmeye çalışıyoruz. Erkeklerde dediğim gibi bir burun ameliyatları var. Bir saçlara yönelik yapılan saç restorasyonu işlemleri var. Karın, göbek yağları onu da yapıyorum ben. Onun dışında da erkeklerde daha az olarak da hani kulak ameliyatları olabiliyor. Yüz germe
ameliyatları olabiliyor. Kulak tabii. Ameliyatı. Kulak tabii, kepçe kulak hepimizin bildiği problem. Evet. Doğru. Değil mi? Yani doğru. Bu kadında da olabiliyor, yani erkeklerde de olabiliyor. Yani bu kelilerin çenesinden geldiren hanımları görüyorum. Çok başarılı bulmuyorum. Yani çene gererek ve boyun gererek ve yüz gererek yapan ameliyatların çoğunu başarılı bulmuyorum. Niye şurada katlar oluyor? Tamam, evet. Biraz teknikle ilgili, teknikle ilgili evet, bir probleme giriyoruz. Evet, yani orada eğer, orada eğer şimdi biliyorsunuz o... Kat oluyor, bir şey oluyor. Yani burada iki kat oluyor, bir kötü bir görüntü oluyor. Anladım ben sizin demek istediğinizi ama evet. Şöyle söyleyeyim, o tamamen teknikle ilgili bir şeydir. Yani bu bütün ameliyatlarda da aynı şekilde bir kat olacağı anlamına gelmez. Şimdi siz bu kulak önünden kesilerek yapılan yüz germe ameliyatları, evet. Boyun, çene altı germeleri kastediyorsunuz. Halbuki sizin dediğiniz problemin olmaması için, ki olmaması insanın elinde, cerrahın elinde olan bir şeydir o. Evet. Yani her yapılan ameliyatta ille de o şekilde bir katlantı olacak değil. Bu boyun, çene altı gerisi zemindeki katmanlardan iyice ayrıldığı takdirde, yani herhangi bütün bağlantıları kaldırıldığı takdirde yapılan germe işleminden sonra o deri yapıştığı zemine son derece güzel bir şekilde adapte olur. Peki neden tabii. O zaman? Doktor hatası yani. Bunu hata olarak tanımlamak bence doğru değil. Nedir? Tamamen teknikle ilgili. Teknik. Doktorun hatası değil, doktorun yani, cedi oluşturuyor. Yani bunu yapmasınlar, bunu mu yapsınlar demek? Yok, hayır, kesinlikle öyle bir şey değil. Şimdi her ameliyat her hastada uygulanmaz. Şimdi öyle bir ameliyatın uygulanacağı kişi vardır, uygulanmayacağı kişi vardır. Bunu biz neye göre belirliyoruz? Tabii. Onun ayrımını tabii yapmak lazım. Öncelikle genç, hani derisinde herhangi bir buruşukluk henüz daha olmamış bir kişide zaten böyle bir ameliyatı biz düşünmeyiz. Deride fazlalıklar, buruşmalar ortaya çıktıktan sonra o derinin gerdirilmeye ihtiyacı var. Deri gerilmedikçe hiçbir şekilde toparlanmaz. Fazlalıkların olması lazım. Evet, değil mi? Tabii. Bunu hastayı da işte bilinçlendirmeden değil mi? Sonra hasta biliyor kötü olduğunu. Ama mesela deri fazlalıkları buruşmanın olmadığı kişilerde de böyle bir ameliyat uygun olmaz. Evet. Onun ayrımını iyi yapmak lazım. Hangi kişiye hangi ameliyatın uygun olacağını. Cerrah zaten hastaya baktığı zaman mesela Tuğba'ya hangisi daha uygun sizce? Hiçbiri. Şu anda tabii ki yok ihtiyacı. Evet, ama ihtiyacı olduğu takdirdeki halini görerekten karar vermek lazım. Şu andan biz o yüz kemiğinden belli olmaz. Yani. Yok tabii ki. Tabii ki. Mesela ben kendimce benim gıdığımı sarkacağını hiç tahmin etmiyorum. Bence olabilir. Gıdığı sanki sarkmayacak gibi geliyor. Ama siz kilolu bir insan değilsiniz zaten. Spor yapıyorsunuz. O kiloyla mı ilgili bir şey gıdık sarkması? Yani. Yok, ben görüyorum. Zayıf insanlarda da oluyor bazen. Şurada bir şey oluyor. O boyun kaslarının gevşekliğinden kaynaklanan ama siz sıkı ve kilolu bir insan olmadığınız için belki çok ileri yaşlarda ortaya çıkar ki önemli değil yani. Size bir şey sormak istiyorum ben. Gerçekten estetik insanı genç gösteren bir şey mi? Son 3 dakikamızı paylaşmak istiyorum. Doğru, tabii. Niye olmasın? Bana göre değil. Ama yapılan işlerin niteliği mi demiyor burada şimdi? Ha şimdi 60 yaşında bir 60 yaşında olsak diyor. Ne yaparız da 30 yaşında görünebiliriz? Ya 60 yaşın tabii 30 yaşında görünmesi biraz zor. O zaman estetikse o yaşlarda gerekli diye düşünüyorum. 60 yaşındaki bir insanın 40-45 arasında hadi taş yap 50 diyelim. Yani 40'da çok fazla aşağı çekmiş oluruz ama 45-50 arasında görünmesi mümkün olabilir. Ama o sunilik yerine, o 10 yaş fark etmek diye yaptırmak... Şimdi o sunilik neden kaynaklanıyor yani, biliyor musunuz? Yani bilmiyorum, suni oluyor. Siz aynaya baktığınız zaman hep kendinizi görmeye alışıksınız. Hep kendinizi görmeye... Hayır, dışarıdan da insanlar suni geliyor. Şimdi onu geleceğim. Kendinizin dışında sizi bilenler de sizin yüzünüzün nasıl olduğunu biliyor. Bir anda öyle bir köklü değişiklik ortaya çıktıktan sonra bu çok dramatik bir değişikliktir. Öyle değil mi? Yani bakışlar birden farklılaşacaktır. Sizin kendi yüzünüzde öyle bir ameliyat yapılmış olsa, kendinize çok farklı gelir. Aa dersiniz, bu ben miyim?